Merhaba güzel dostlarım. Tüm korkuların ana sebebi ölüm korkusudur. Yalnız şimdi sana korkulardan bahsetmeyeceğim, zevklerden bahsedeceğim. Dünyanın en büyük zevkinden bahsedeceğim. Ve hiç böyle düşünmemiştim diyeceksin diğer videolarda dediğin gibi. Güzel dostlarım, her şey biliyorsun ki aslına döner. Her şey aslına döner. Yani yerden bir taş alırsın, havaya atarsın, geri yere düşer. Veya bir koşu yarışı vardır. Başlangıç çizgisiyle bitiş çizgisi aynı yerdir. Her şey aslına döner. Duymuşsunuzdur. Çok defa duymuşuzdur. Topraktan geldik, toprağa döneceğiz. Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Her şey aslına döner. İnsanlar bazen bana Allah'a ulaşmak istediklerini söylüyorlar. Ben de diyorum ki o zaman köklerine bak. Çünkü oradan geliyorsun. Geldiğin yere baktığın zaman, geldiğimiz yeri fark ettiğimiz zaman güzel dostlarım, işte o zaman Allah'a ulaşmış oluyoruz. Bir koşu yarışındaki gibi başlangıç çizgisi, bitiş çizgisi aynı yerdir. Şimdi genelde ölüm bizi korkutur değil mi? Böyle korkmamızın en büyük sebebi ne biliyor musunuz güzel dostlarım? Çünkü bilmiyoruz. İnsan bilmediğinden korkar. Hani karanlıkta korkuyoruz ya. Niye korkuyoruz? Çünkü arkasında ne var bilmiyoruz. Veya bazen denize gidersin, ayağın yere değmez, o sırada bir ürperti gelir. Bilmiyorum, bende geliyor, sizde geliyor mu? Bir ürperti gelir. Çünkü bir boşluktasın. Bilmiyorsun. Yani bilmediğimiz şeyden korkuyoruz. Şimdi yalnız ben ölümü şöyle tanımlıyorum arkadaşlar. Tohumun meyveye dönüşmesine biz ölüm diyoruz. Bir tohumu atarsın toprağa. Tohum fidan olur, fidan ağaç olur, ağaç çiçeğe dönüşür, sonra o meyve verir, biz ona ölüm diyoruz. Asıl ana amaçtır zaten o. Biz doğduğumuz anda zaten ölmeye başlıyoruz. Yani insan bir anda ölmez. Doğduğumuz anda ölmeye başlıyoruz. Tabi burada arkadaşlar, bizim ölüm dediğimiz şey, bilim adamlarına göre hiçbir enerji yoktan var edilemez, vardan yok edilemez. Sadece form değiştirir. Biz öldük deriz, bizim öldük dediğimiz şey öldük deriz ama enerjinin yok olmaz. O form değiştirir. Bir evreden başka bir evre, bir odadan başka bir odaya geçeriz sadece. Ve bir odadan başka bir odaya geçiyorsun, o odada ne var bilmiyoruz ya, bizi korkutan şey o. Ama bundan önce birkaç defa gidip gelmezsek, gidip gelmezsek, o odada ne olduğunu biliyorsak bu defa korkmaz olmaya başlıyoruz. Mesela şöyle, bir bebek çok uyuyor. Bebek neden çok uyuyor? Çünkü yani bebeğin çok mu enerjiye ihtiyacı var? Neden çok uyuyor? Çünkü bebek ruhsaldır. Ve ruhsal olduğunun farkında daha bedenselleşmemiştir tam. Bedenini tanımıyordur tam. Bedenini tanımadığı için de o hep ruhsal boyutta gider ve uyuduğu zaman da ruhuyla beraber ya, onun için mümkün olduğu kadar çok uyuyor. 16 saat, 18 saat uyuyor. Yaşlılar az uyuyor. Neden? Çünkü ruhu arka tarafa atıp daha çok bedenselleşmiştir. Bedensel zevklerin peşindedir. Onun için uyumayı bazıları gereksiz gibi zanneder. Sen uyanık durdukça hayatı yaşıyor zanneder. Halbuki uyuduğumuz zaman biz ruhumuzla beraberiz. Asıl kendimizle beraberiz. Şimdi dolayısıyla ne yapıyor insan? Bedenselleştiği için ölmek istemiyor. Çünkü öldüğü zaman beden geride kalacak, ruh devam edecek. Bebekler çok uyuyor. Niye? Ruhla beraber. Yaşlar az uyuyor. Neden? Çünkü bedeniyle beraber olmak istiyor. Ölmeden önce acı çekiyor hissinin sebebi o bedenden ayrılmak istememek. Yani ya o an o kadar güzel bir an ki, ya düşünsene tüm hayatın 3-5 saniye tüm gözünün önüne geliyor ama 3-5 saniye yıllarca gibi. Bir defa ben şöyle bir şey yaşamıştım, hani böyle öldüm demek istemiyorum da. İşte böyle yani memlekette izindeyken falan, bu bizim orada Adana'daydık, şey ya, sıcak yer ya, böyle yeğenlerimi oynatırken masanın üstüne çıktım. Tabii tavanda da vantilatör dönüyor. Tabii ben çocukları oynatırken, yeğenlerimi oynatırken bir ayağımı çekiyorum falan. Yani onlar beni yakalamaya çalışıyor, ben yakalanmamaya çalışıyorum falan. Ben onları oynatırken o yukarıda vantilatör var ya, var işte. Yani sonra o vantilatör bana çarpmış arkadaşlar kafama, haberim yok. Bir kendime geldim. Kendime geldiğim sırada yerdeyim. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Sadece tüm hayatın böyle kamera, böyle film gibi geçiyor gözümden. Tüm hayatım. Ve ben o sırada hani tüm hayatımı izlediğimi görüyorum ve o kadar enteresan bir şey ki, birkaç saniyede tüm hayatı, o birkaç saniye iyi olduğunu sonra fark ediyorsun yalnız. Sanki yılları yaşıyorsun yeniden. Bir yerde böyle film oynatıyor gibi kareler gidiyor ya, bir yerde durdu, dondu. Sonra böyle kare açıldı.
Arkasında yeğenlerimi görüyorum. Ablam bağırıyor. Atam korkma bir şeyin yok atam diyor işte. Yeğenlerim böyle garip garip bana bakıyorlar. Elimi gördüm kıpkırmızı kan. Ama ben vantörtün çarptığını da hatırlamıyorum. Herhangi bir acı da duymuyorum. Sadece bir sağda solda bağıranlar olunca ne oluyor lan kafam mı koptu acaba falan diye kendi kendime korkuyorum. Yani bizim bilmediğimiz bir hal arkadaşlar. Bilmediğimiz ve çok sevgili bir hal. Meyveye dönüşmeden korkar mı tohum? Çünkü ana maç olur zaten. Biz doğduğumuz anda farkında değiliz. Ana maç o meyveye doğru gitmektir. O bizim zirve noktamız, o bizim ustalık noktamız. Yani meyve olduğumuz hal. Ve biz onu bilmediğimiz için bir korkuya sahibiz. Halbuki arkadaşlar aslında biz biliyorsunuz ki milyonlarca yıldır vardık. Milyonlarca yılda yine var olacağız. Sadece bir uyuduk. Uyuduğumuz zaman ne oluyor? Uyuduğumuz zaman güzel dostlarım normal hayatta yaşadıklarımızı unutmuyor muyuz? Uyuduğumuz zaman o rüyadayken o ruh kendi kafasına göre takılıyor ve ondan önce ne olduğumuzu, nerede olduğumuzu unutuyoruz. Ve bu dünyaya geldik ve bundan önceki milyonlarca yıldır neredeydik unuttuk ama vardık. Ve bundan sonra milyonlarca yılda var olacağız. Ve aynı hayat devam ediyor olacak arkadaşlar. Tohumsun ve öbür tarafta öldükten sonra bu defa tohum ağaca dönüşmüş olacak. Fidandan ağaca dönüşmüş olacak. Ağaçtan mevdiyet. Tohum binlerce milyonlarca tohum ve çok daha büyük bir sen olacaksın. Burada her şeyin ufacık tohumları var. Sonra kapının arka tarafında çok daha büyük bir hal. Tabii benim anlatmaya çalıştığım şey bu değil arkadaşlar. Benim anlatmaya çalıştığım şey şu. Aynı hayatımız devam ediyor. Yani mutluysak mutlu olarak hayat devam edecek. Negatifsen negatif olarak devam edecek. Sıkıntılıysan sıkıntı olarak devam edecek. Çünkü burası bir tohum olduğu için aynı hayat devam ediyor olacak. Bize gerekli olan şey ne? Kaliteli tohum ol o zaman. Yani bu hani dini taraflarına işin girmek istemiyorum. O tarafı işin üstadları çok güzel anlatıyorlar zaten. Şimdi güzel dostlarım bir insan nasıl zevk alır hayattan biliyor musunuz? Bizler enerji atarız ve zevk alırız. Bizim işimiz bu. Enerji atarız ve zevk alırız. Yani mesela şu an desem ki hareketsiz dur desem hayat çok sıkıcı olmaz mı? Hareketsiz duruyorsun çok sıkıcı. Hareket ederiz, hareket etmek zor. Hiçbir şey yapamadın gözünü oynatırsın. Hiçbir şey oynamadın böyle ne bileyim bacağını sallarsın. İşte devamlı bir hareket halindeyizdir. Hareket etmediğimiz an çok canımız sıkılır ve hareket etmek bize zevk verir. Enerji atmaktır ya. Asıl ana amacımız enerji atmak. Hani diyorlar ya hipler savaşma seviş. Savaşırsan enerji atıyorsun, sevişirsin de enerji atıyorsun. Ana amaç enerji atmaktır. Onun için bir düğündesindir. Allah halay çekersin, mutlu olursun. Neden biliyor musun? Enerji attın çünkü. Bir cinsellik yaşarsın, mutlu olursun. Neden? Çünkü enerji attın. Ne kadar yüksek enerji atarsak o kadar çok mutlu oluyoruz. Ve düşünün, bir insandaki enerjinin, bu çok yerde duymuşsunuzdur arkadaşlar. Bir insandaki enerji ortalama bir kente bir hafta yetecek kadar çoktur. Bir insandaki enerjiyi düşünün. Atom bombasındaki enerjiyi düşünün. Atom bombasındaki enerji bir yıl yerle bir ediyor ve 100 yıl ot bitmiyor değil mi orada? İnsandaki enerji kaç kat daha fazladır o atom bombasındaki enerjiden. Ve düşünün arkadaşlar bünyemizde nasıl büyük bir enerji var. Ve biz de enerji attıkça mutlu oluyoruz. Enerji attıkça mutlu oluyoruz. Bir daha söyleyeyim. Az enerji atınca az mutlu oluyoruz. Çok enerji atınca çok mutlu oluyoruz. Peki hani biz halay çektiğimizde mutlu oluyoruz. Cinsellik işinde mutlu oluyorsun. Neyle doğru orantılı? Ne kadar enerji attığımız da doğru orantılı. Hayattan aldığımız zevk, attığımız enerjiyle doğru orantılı. Bizler öldüğümüzde güzel dostlarım tüm enerji atıyorsun. Düşün ki ne kadar zevklidir. Tüm enerji atıyorsun. Çok da ayrıntılarına girmek istemiyorum. O ölüm sırasında enerji atılırken bir insanın neler yaşında çok da ayrıntısına girmek istemiyorum. Sadece anlatmaya çalıştığım şey ne kadar güzel olduğu. Ama bunu hiç bilmiyoruz, hiç yaşamadık. Yaşamadığımız için, bilmediğimiz için bir korkuya sahibiz. Halbuki aynı hayat devam ediyor. Ve ister inanın, ister inanmayın güzel dostlarım. Hepimiz bir gün öleceğiz ve solucanlara yem olacağız. Hani bir filmde diyorum değil mi? Vakit varken çiçekleri topla. Şu an vaktimiz var. Vakit varken iyilik yap. Çünkü bir gün iyilik yapma fırsatın hiç olmayabilir. Emin olun güzel dostlarım herkes iyilik yapar. Herkes iyilik yapar ve herkes iyilik yapmayı sever. Bize gerekli olan şey iyilik yapma fırsatını bulmak. İyilik yapma fırsatını bulduktan sonra herkes iyilik yapar. Sen kırmızı ışıktaysan orada bir kör varsa onu herkes karşıdan karşıya geçirir. Önemli olan
o kör kırmızı ışıkta karşına çıkacak mı? O fırsatı bulabilmek. Bir gün nasıl olsa hepimiz öleceğiz ve başka bir tarafa doğru geçmiş olacağız. Başka bir tarafa geçtiğimizde orada bize diyecekler ki buradaki tohum ne kadar kaliteliydi. Tohum ne kadar kaliteliyse orada da o kadar kaliteli bir hayatımız olacak. Bizler şu anda arkadaşlar biliyorsunuz ki bir düşteyiz. Rüyadayız ve uyuyoruz. Bunu herkes söylüyor değil mi? Hatta biz ne diyoruz? Düşünce. Düş önce. Aklıma bir şey düştü. Biz bir düşteyiz. Ve bir hayal aleminde yaşıyoruz ve hayat bir düştüğün ibaret. Biz de bir rüyadayız. Bir gün uyanacağız değil mi? Hani anlatırlar kutsal kitaplarda yazar. Öldüğümüzde diyeceğiz ki aa rüyaymış. Evet bir rüyadayız. Peki ya güzel dostum rüyadayken rüyada olduğunun farkında mıyız? Rüyadayken rüyada olduğunun farkında olduğun zaman rüyada kalabiliyor musun? Rüyadayken rüyada olduğunun farkına vardığın zaman rüyadan uyanmak zorunda kalıyorsun. Uyanmayayım diye zorluyorsun ama uyanmak zorunda kalıyorsun. Çok güzel bir rüya görüyorsan, fark etmişsen rüyada olduğunu, ah ya bu rüya olmasa falan diyorsun ama uyanmak, rüyadayken rüyada olduğunun farkında olduğun zaman uyanmak zorunda kalırsın. Onun için arkadaşlar, uyanık insandan korkma, uyuyandan kork. Mevlana uyanıktı, Yunus Emre uyanıktı. Onlardan korkma, uyuyandan kork. Bu dünyayı gerçek hayat zannedenden kork. Bu hayat bir rüya ve bu dünyayı, bu hayatı rüya gibi yaşayanlar değiştirebilir sadece. Ve sen rüyadasın ve rüyandayken diyelim ki Mars'tasın. O sırada birisi seni kalk dedi kaldırdığı zaman sen Mars'tan mı geliyorsun? Hayır, zaten yatağındasın, uyanıyorsun. Bir yolculuk yok yani. Bir yolculuk yapmıyorsun, zaten yatağındasın, sadece uyanıyorsun. Bizler güzel dostlarım, zaten şu anda ana vatanımızda, yatağımızda uyuyoruz ve dünya alemin bir düş, bir rüya. Bir gün birisi kalk diyecek, uyandıracak. Biz diyeceğiz ki öldük. Halbuki zaten oradayız. Ve uyanacağız, aa rüyaymış diyeceğiz. Düşünsene güzel dostum. 8 saat uyuduğumuzda 8-10 saniye rüya görüyoruz değil mi? Bize saatlerce geliyor bazen. Milyonlarca yıl içerisinde 70 yıl, 60 yıl bir rüya gibi kısa değil mi? Rüyadayız. Rüyada olduğumuzu fark ettiğimiz zaman anlarız ki korkacak hiçbir şey yok. Ve biz rüya başladığı anda, bebekken başladığında ana amaç meyveye dönüşmektir. Meyveye dönüşmüş hale biz ölüm diyoruz. Aslında ölüm değil o, ödüldür bize. Biz o sırada güzel dostlarım öldüğümüz sırada neyi kazanıyoruz? Ölümsüzlüğü kazanıyoruz. Doğan bir insan ölümü hak eder. Ölen bir insan ölümsüzlüğü kazanır. Ölümsüz olmayı ister misin? Filmlerde falan ne var ya ölümsüz. Ölümsüz olmak istiyorsak ölmemiz lazım. Sevgiyle kalın güzel dostlarım. Hatta aşk ile, hatta tutku ile. Videomuzu beğenip beğen butonuna bastığınız için, bundan sonra gelecek olağanüstü videolar için abone ol butonuna bastığınız için ve bizi Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan takip ettiğiniz için sizlere minnettarım güzel dostlarım. Sevgiyle kalın. Hatta aşk ile kalın.